mahalle muhtarıyım, Karataş'ın. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Şimdi tabii ki büyükşehir yasasıyla ilçemiz, yani büyükşehir belediyesinin nimetlerinden faydalanmaya başladı. Bu ulaşımla başladı, efendime söyleyeyim, ilaçlamayla başladı. ASKİ arıza ekibiyle başladı. Yani büyükşehirin ağırlığını hissetmeye başladık. Yani gerçekten özellikle ASKİ'ye ben teşekkür ediyorum, Karataş personelinden. Anında arızalarımıza müdahale ediyorlar, anında sorunu çözüyorlar. Gece de olsa Karataş'ı susuz bırakmıyorlar yani. Ben burada tıkanmış lağımlar oluyor, arıyorsun, duyarsız değiller yani. Arıyorum gece, işte Sezgin Bey, böyle bir sıkıntımız var Serdar Bey. Hemen anında ekip geliyor, tıkalı olan yer açılıyor, patlamış olan boru değiştiriliyor, yapılıyor. Yani bu konuda büyükşehirden memnunum ben, minnettarım Sayın Başkanımıza. Yani iyi, yani çok iyi. Yani Karataş Belediyesi, Karataş'a büyükşehirin otobüs göndermesi, yani 65 yaş üzeri insanların bedava gitmesi, öğrencilerin bu konuda çok, yani zaten Karataş'ın ekonomisi ortada, balıkçılık sektörü de akaryakıtta dolayı sıkıntılı zaten bu günlerde. Zaten Karataş'ın bütçesinin %90 balıkçılıkla geçinen insanlarımız yani. Onun için kardeşim, yani bir öğrenci için 1 lira 1 lira 2 lira 2 lira. Yani şimdi bu ulaşımda büyük şey, bana göre fevkal edenin fevkindeyim. Yeterli mi? Tartışılır. Otobüs seferi yeterli mi? Tartışılır. Şimdi bu kış ayı var, yaz ayı var ya. Evet. Yani araya bir tane daha koyabilir yani. Sayın Başkanım, şimdi belki Karataş Belediye Başkanı da kendisine durumu izah etmiştir. Bizim arıtmamız yok. Öncelikle arıtmamızı yapması lazım. Yani bizim pisliğimizin denize... Yani zaten başkan bize söz verdi bunu. 5 yıl evvel söz verdi. Arıtmamızın kardeşim olması şart. Karataş Belediyesi'nin zaten bize bir şey yapacağı yok. Yani maalesef o konuda sıkıntılıyız. Atil Aras, Çimali Mahalle Muhtarıyım. Valla öncelikle bu ortamı yaratan için teşekkür ediyorum. Başkanımıza da selamlar. Gerçekten 2014'ten sonra mezarlıklarımız, yollarımız, ASKİ, yani hiç görmediği Karataş'ın köyleri, mahalleleri 50 yıldır görmediği hizmetleri gördü. Bununla eminiz yani, gördük, yaptık, yaşadık. Gerek Karataş, gerek mahallelerimiz, yani 50 yıldır görmediği hizmetlerimizi yaşadık, gördük. Sağ olsunlar. Buradan da duyarlı teşekkür ediyoruz. Şimdi Hüseyin Bey, seçim öncesi de en az 10-15 defa birlikte görüştük. Sağ olsun köyümüze kadar da geldi. Gereken şeyleri yaptı. Seçimden sonra da yani bir söylediğimiz iki olmadı. Kendisiyle birebir görüşmesek de ya bunda temsilcileriyle falan. Şu an benim Çimeli köy olarak hiçbir sorunum yok. Yolum, valiliğe de buradan teşekkür ediyoruz. Valiliğin de şekilde hiçbir metre eksik yolumuz, elektrik direklerimiz, suyumuz. ASKİ'de de burada Sezgin kardeşimiz alo dememiz yeterli bir saat içerisinde. Yani arız olsun, gerekçe olsun. Dört dörtlüktür çalışmada yapıyor. Şimdi büyükşehire bağlanınca Karataş zaten sol kesim yani paket şeklinde falan, burada şimdi yeni oluşumlar da oldu. Köyler girince işin içine, köylerin oyu daha fazla, kırsal kesim yani köy şeklinde. Artık buradaki başkanın çalışmasına bağlı. Şimdi ilk etapta Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkanımız Hüseyin Bey'e buradan teşekkür ediyorum ben. ASKİ olarak kesin olarak hizmetimiz aksamamıştır. Hep olmuştur. Hep telefon edilen yerlere gelmişlerdi. Bütün hizmetlerimizi yapmışlardı. Yani bir sıkıntı olmamıştır. Gelelim Büyükşehir Belediyesi'ne bu yollarımız için. Ana yol,
zamanında bir dilekçe verdi. Sağ olsun makama kadar çağırdı beni. Muhtar bu yolun yapılmasını talepte bulunmuşsunuz dedi. Ben de evet dedim başkan. Başkanımız Allah razı olsun kendilerinden sizden de. Bana böyle bir şey dedi. Gelmeniz yeterli dedi. Dilekçeniz kabul edilmiştir dedi. En kısa zamanda 3000 metrelik ana yolu asfaltlamasını yapacağım dedi. Ve yapmıştır ve dökmüştür. Buradan ben bir bahçe muhtarı olarak kendilerine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Altyapımız bir. İki, deniz sahiline giden yolun ışıklandırılması. Üç, ana yolun Bayça'ya gelen yol asfalt olması. Şu giriş fabrikanın yanında. Dört, içme suyunun dağıtımı deposu şebekesi, deposu yenilenmesi. Sadece bu dört tane maddeyi bir yapabilirsek, yani ne mutlu. Hem kendileri için hem bizim için. Adım Mehmet Akif Işık, Küçük Arataş Mahalle Muhtarı. Yani valla bayağı biraz değişiklik oldu yani. Hüseyin Başkanımız bayağı bir şeyler yaptı. Tabii ki eksikleri var yani. Daha da güzel şeyler olabilir. Fena değil ama. Biz ASKİ'den çok memnunum. ASKİ yani bir telefon ettiğimiz zaman anında geliyor. Yani çok güzel. Mezarlıklarımız çok güzel yani. Telefon ettiğimiz anında gelip temizliyorlar, bakımını yapıyorlar. Yani güzel onlar. Yalnız işte yollarımız yapılmadı. Ya kendisine başarılar diliyorum. Yani işte bir yollarımızın yapılmasını istiyorum. Peki. Biraz daha hizmet istiyoruz yani. Ben Adana'nın Karadaş'ın Gölkaya muhtarıyım. 3 dönemden beri muhtarlık yapıyorum. İsmim Mulla Musa Buldur. Valla şimdi ASKİ'den memnunuz. Ama yolumuzu yarısı yapıldı, yarısı yapılmadı. Onu da bekliyoruz, yapılmasını istiyoruz. Peki 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'nin ilk adayı, açıklanan adayı, büyükşehir adayı, evet, Hüseyin doğru. Sözlü. Peki kendisinin şansını nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da yine birlikte çalışmak ister misiniz? Ya şimdi tabii ki çalışırız şimdi yani. Tabii bu birdenbire oldu bazı şeyler. Yani köyler böyle mahalleye geçince. Tabii belediyenin sıkıntıları burada olur. Birdenbire hepsi olmaz. Malzeme eksikliği olur, araç eksikliği olabilir. Bu hemen birdenbire düzelmez. Tabii ileriye doğru da bu düzelecektir muhakkak. Beraberiz yine de. Peki Hüseyin Sözlü'yü tanıyan biri olarak bize anlatın desek, tarif edin desek, nasıl bir adamdır kişiliği, karakteri, yapısı? Şimdi Hüseyin Sözlü'yü biz Ceyhan'dan tanıyoruz. Kaç dönemden beri orada belediye başkanlığı yaptığı için, ikincisi bir de Ceyhan'a da gidip gelme işim de oldu. Oradaki hizmetleri de gördüğüm için yani o şekilde tanıyorum yani. Şahsi olarak birbirimizden görüşme şeyimiz olmadı. Ama Ceyhan'daki hizmetlerden dolayı gittim, Ceyhan'ın köylerine de gittim ben. Oradaki hizmetleri görünce dedi ki Hüseyin Sözlü demek burada yapıyorsa bizim burada da yapar dedi. Peki muhtarım, şu an Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü karşınızda, sizi dinliyor. Kendisine evet. Neler söylemek istersiniz? İstekleriniz, gönlünüzden geçenler ne varsa buyurun. Vallahi isteklerimiz işte ana yolumuz Büyükşehir'e ait. Yolumuzun yarısı yapıldı, üçte ikisi yapıldı daha doğrusu, üçte biri yapılmadı. Gelirken de görmüşsünüzdür. Onun yapılmasını istiyor. Ha, ASKİ'nin çalışma şeyinden memnunum. Güzel çalışmaları. Şimdi park muh diyoruz ama işte parklar da ilçe belediyesine ait olduğu için büyük şehire şeyimiz olmuyor. Ha, yaparsa da iyi olur tabii. Onunla şimdi 2014 senesiyle ondan önceki senelere kıyaslamaya ben hiçbir şey görmüyorum. Çünkü şöyle, biz 2014'te hizmet gördük. Yani ASKİ'den olsun, ondan sonra yollarımızdan, mezarımızın bakımından çok memnunuz. Özellikle sıkan mezarlarımızda derler ya, ölüsüne saygısı olmayanın birisine saygısı olmaz. Başkanımızın yaptığı çok güzel şeyler oldu. Mesela belediyeden, belediye otobüslerinin o yaşlıların gidip gelmesinden en azından yapılan yardım
bilmiyorum ama çok da güzel şeyler yaptı başkanımız. Çalışmalarında bir sıkıntı yaşamıyordu. Lakin şeyde bir sorunumuz var. Bizim bu artezyen kuyudan kullanıyoruz. O suda bazen sorunlarımız oluyor. Bizim onu bir an önce de inşallah şeyimiz de geldi. Bağlansın da dilekçeler falan da geldi. Onun bir gündeme gelmesini istiyorum. Yol dediğimiz zaman zaten gelirken görmüş oluyoruz. Öncelikle başkanımıza, sonra ekibine, tüm ekibine teşekkür ediyorum. İlk sıcak asfaltı da biz gördük. Şimdi görmedik desek yalan. Yalnız, lakin başkanımız geldiğinde bize de bir sözü var. Köyümüzün içi kendine ait olmadığı dair, bunu da bildiğimiz halde bir orayı yapacaktı. Orayı da yaparsa seviniriz. Şimdi biz de başkanımızın daima arkasında durduk. İnşallah gene de duracağız. Yani bugün 166 seçmenden 125 tane oyumuzu başkanımıza bizzat kendi oğlumuzun, kendi büyük kökenimizin çocuğu olduğu için verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Ondan da hizmetini aldık. Almadık desek mesela bugün mezarımız en basit işte o dinlenme şeyleri olsun veyahut da bantlar olsun. Şimdi öbür belediyemizden de almadık desek yanlış konuşuyoruz. Karataş Belediye'mizde çöplerimizi düzenli olarak aldı, şey yaptı. Sadece Karataş Belediye'mizden şey sorunumuz oldu. İç yollarımızı yaptıramadık ama Büyükşehir Belediye'miz geldi. Kendi görevini fazlasıyla yaptı diyebilirim. Köyümün içine kadar yaptı. İnşallah başkanımın sözünde duracağına da inanıyorum. Köyümü komple yaparsa çok mutlu olacağım. Bayağı bir fark oldu tabi. Eskişehir'e göre, İlizare'den idare dönemine falan göre. Şimdi yolumuz iyi oldu, güzel. Mezarlıklarımızdan ilgilenmiyor. Suyumuzda problem yok. Peki. Bu şekilde denilenler yapılıyor yani. Ya şimdi hizmetler tabii ki eskiye göre daha iyi. Daha hızlı. İl özel idare döneminde hizmet çok geç geliyordu. Mesela bir muhtarlık binası için başvuruyordun, 3 yıl, 5 yıl sonra şey yapılabiliyordu yani, yapılabiliyordu. Bir içme suyuna başvurduk, aynı keza bitişiğimizdeki köyü yaptılar, bizi 3-4 yıl sonra yaptılar. Helvacı köyü vardı. Onlara da biz içme suyunu şimdi köyümüzden veriyoruz, onlarınki acıdı suyu, kalitesiz. Şimdi daha iyi, niye iyi? Muhatap olacağımız kişiler var yani karşımızda. İşte ASKİ'de burada Sezgin Bey var, Muhtarlık Daire Başkanlığı'nda Teoman Bey var. Onlarla ilişkimizi devam ettiriyoruz yani. Tatlılı, acılı devam ediyor yani, bazen kızıyoruz geciktiği zaman. Ama ASKİ'de hizmet daha çabuk ve daha hızlı oluyor. Şimdi 2014 öncesinde ben muhtar olmadığım için hepsini şey yapamam da yalnız çünkü şu anki hizmetten biz memnunum yani büyükşehirin verdiğinde yani en azından ASKİ ile mezarlık temizliklerinde falan her aradığımızda her an adamlar gelip yapıyorlar yani biz memnunuz. Hizmette zaman çok güzel. Yani iletişim merkezimiz kuruldu. Anında cevap verip geri dönüyorlar. Çalışmalarında daha öncesine göre düşünürsek 27 yıldır köy hizmetlerinden kalan içme su şebekelerimiz vardı. Onları yeniledik. ASKİ olarak çok güzel hizmet aldım ve hali de alıyorum. ASKİ'den hiçbir sıkıntım yok. Artı ulaşım tabii ki en önemli konumuz ulaşım. Her gün 3 yıl 3 defa sefer atıyor otobüslerimiz buraya. Ondan ben ve halkımız ona çok memnunuz. Biliyorsunuz herkesin maddi imkanı aynı olmadığı için araç konusu. Ve Adana'ya burası 60 kilometre uzaklıkta. Yani o yönden çok takdiri şahan bir hizmetimiz var sağ olsun Hüseyin Başkanımızın. Güzel çalışmaları var bu yöne. Biliyorsunuz belediyenin sisteminde 153 hattımız, yani bilmediğimiz kişiler dahi olsa oradan her şekilde ulaşabiliyoruz. Sadece bir tek sıkıntımız var şu an bizim. İşte artık onu da belediye zannedersem ilgilenmiyor. İşte köy odamız, örneğin taziye evimiz gibi bir eksiğimiz var. Bir eksiğimiz otobüs durağımız yok kapalı olarak yağmur yağdığında. İşte burada muhtarlığa sığınıyor gelen vatandaş. Bir de ekmek alamıyoruz. Bir sıkıntı da o var. Başka
çok güzel. Bilhassa Askin'in çalışmasını takdir-i şahan olarak kabul ediyoruz. Şimdi köyümüzde öncelikle misal köy mezarlığımız var, mahalle mezarlığımız diyeyim. Buraya tabii ki bakımı yapılıyor. Eskiden bizim imkanlarımız da oluyordu. Sağ olsunlar mezarlık daire başkanı falan ekibini gönderiyor, ilaçlıyorlar, ediyorlar. De bir ricam olacak, teli falan var, eksikti. Yaptırdık onlara, dilekçe verdik. Şu an zaten şehitliğimiz de var da belli bir bölgeye bir parça yapılmasını istiyoruz. Bunu dile getirdim, dilekçe verdim ama şu an bilmiyorum bazı nedenlerden dolayı veya aksamalar var. İnşallah o talebimiz de yerine gelirse seviniriz. Artı şehitliğimiz de var, şehidimiz de var. Yani buna dikkat alırsa sevinirim Sözlü Bey. Şimdi Büyükşehir'e geçtikten sonra özellikle askiden çok memnunuz. Yani su sorunumuz yani %100 değilse de %95 çözüldü. Büyükşehir'den diğer almamız gereken hizmetlerden faydalandığımız hizmetler oldu. Yetişilemeyip faydalanamadığımız hizmetler oldu. Yolumuz yapıldı. Ufak tefek gediklerimiz var. Yalnız bir bu bizim Karataş'a 15 kilometre olan kısa bir yolumuz var. Buraya stabilize istedim ben, asfalt değil. O yapılamadı. İşte şehrin genişlemesinden dolayı belki başka nedenlerden dolayı. Onun haricinde ana yolumuz geçen yıl yapıldı. Ama döndüğünüz yolda görmüşsünüzdür. Ufak tefek yama yapılacak yerlerimiz var. Evet, köyün sorunu bitmez. Elektrik gibi. Onlar tabii Büyükşehir'i ilgilendirmeyen sorunlar. Büyükşehir'in ilaçlamasından memnunuz. Genel olarak ilaçlamayı düzenli şekilde yapıyorlar. 15 güne bir ilaçlamadan memnunuz. İşte askiden memnunuz. Bir yol problemi de bazı sıkıntılarımız var. Onun haricinde pek rahatsızlığımız yok. Şimdi Büyükşehir Yasası geldikten sonra yapılan işlerimiz özel idareden daha fazla. Yani bu adamın en büyük şanssızlığı zaten sözlü dedikleri Büyükşehir Yasası'nın geldiğinde bir ucu feke bir ucu bozantı. Bazı eksikler vardı, yetişemediğinde yapmıyor hizmet diyorlar, yalan söylüyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah razı olsun. Adanalı'nın kralı, Adanalı böyle olur. Adanalı adamın hası. Delanlı, yörük çocuğu, esalı, ağzından çıkan söz neyse odur. Karataş Belediyesi'nin yapacağı köy işlerindeki sokakları dahi Büyükşehir'e yaptırıyoruz. Allah onlardan razı olsun.